Yatay bakış, yatay bakış, yatay bakış. Tancanı bisküvi çiğnerken yakaladığımız o tuhaf intro. Yut abi yut olacak. Aman abi. Çok kötü anda. Nerede birileri oraya kemirmekteyse işte biz o anda yayınımızı açarız. Aniden öyle kalıverirsiniz. Oreo mu negrum? Ne olduğunuzu şaşırırsınız. Evet sevgili arkadaşlar, yine bir yakay bakış programıyla bu akşam sizlerleyiz. İnanılmaz sorularımız var. Ekranlarımızda, monitörlerimizde incelemeler yapıyoruz. Hepinizin evine karavanlarımızı çektik. Karavanlarımız patlamaya hazır delikanlılarla dolu. Hepsi birbirinden daha alevli ortamlarda. Hey sen lanet olsun, şu elindeki listeye bakar mısın? Aman Allah'ım dostum, eskiden sadece duty free'lerde bulunabildiğimiz Oreo'ları şimdi her yerde bulabiliyoruz. Evet dostum, gördüğüm kadarıyla hepsinde tancan yemiş. Şimdi stüdyodayız. Evet sevgili arkadaşlar, tancanın yediği Oreo'lar gün gelir götünüzü tırmalar. O yüzden çok da bunları kafaya takmayın. O zaman Oreo'nun yanına bir çay koy da sponsorluk almış gibi iyice markadan bahsedip duralım. Sponsorluk falan almadık da nerede zaten anasını sattığımın FMCG markaları gidip nerede bir bok var, ona sponsor oluyorlar. Hiç bizi gören yok. Para istiyoruz oğlum, lan. Biz bu Oreo'yu yiyeceğiz diye havaalanlarından getirttiriyorduk. Ha, konu da bu. Dışlarından getirttiriyorduk. Bak böyle Oreo çıkmış. Bundan şimdi bulduk. Her yerde var. Ondan sonra gömüzlüyordu tancam bunu. Tam orada üstüne yayın açtım da. Tuhaf tuhaf oldu. Elimde hemen yağ oldu. Çok bunlar ama yağlı biliyor musun? Evet ya. Yağlı çok. Şey de şekeri de çokmuş. Beyaz çikolata koyacağım diye basmışlar diyor. Neyse biz eski hali bulursak yeriz yine. Biz yine var ya fındıktan şaşmayacaktık. Bu iyi olmadı. Evet ya. Sonra. Evet Tancan Usta nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor bayramın? Mübarek olsun. Çok güzel. Şekerleri dağıttık çocuklara. Çok mutlular. Terahiye gittik sonra. Terazi. Bilmiyorum. Dur. Şeker bayramı mı? Ramazan bayramı mı? Ramazan bayramı mı? Ramazan şeker sonra işte. Öbürü kurban. Ha öbürü full farklı bir şey zaten. Öbürü et üzerine. Ha, et dağıtıyorsun gibi, çocuklara. Kurban bayramı, et bayramı, şeker bayramı, Ramazan bayramı. Evet evet. Okay. Öyle o şey yok. Tatil sayısına göre. Okay. I got that. Tamam. Aynen. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle yatay bakış programımız var. Programın bir yarısından sonra sizden soru alabiliriz gibi. Çünkü bu hafta da gündemde hiçbir şey yok. Gündemle alakalı sana ilginç bilgi vereyim mi? Ver. Russo kardeşlerin yeni projesi açıklanmış. Oo neymiş? Netflix için Magic the Gathering dizisi yapıyorlarmış. Magic the Gathering dizisi. He. Allah Allah. İyi. Magic the Gathering kart oyununun çok zengin bir lore'u vardır aslında. Böyle işte. Hayvan gibi değil yok mi? Yok Zendikarlar, yok Planewalker'lar, yok bilmem neler. Çoklu alemlerden ışık atan gençler falan filan. Oğlum bölümleri kart satar gibi satmasınlar bize. Netflix'ten 6 tane üyelik alıyorsun. 5 tanesi inşallah Magic the Gathering şeyi ama yarısı çıkarsa aynı bölümler çıkıyor değil mi? Tabii, İzlemiyorsun. Tabii. Bölümleri paketler halinde alıyorsun. İnşallah çıkar diye bekliyorsun valla. Hep 3. bölüm çıkıyor. Yani şey açısından sevindim. Russolar benim bugüne kadar sinemada gördüğüm bir sürü farklı gücü olan karakterler bir arada nasıl hareket eder konusunda en başarılı peki adamlar. Peki live action mı bu, animasyon mu? Bilmiyorum çünkü habere tıklamadım. Ha okey. Twitter'da gördüm bu gerçeği sadece. Ben görmemiştim. Sonra ama live action'dır abi Netflix. Bilmiyorum animasyon inşallah live action olmaz ha. Animasyonsa daha iyi. Oho animasyonsa ben coşarım. Animasyonsa daha iyi biliyor musun? Animasyonsa yardırız. Daha iyi. Bak okey chat söyledi sağ olsun. Tamam yardırırız. Animasyonsa gerçekten daha iyi çünkü special effect endişesi kalmıyor bir anda. Tabii, special effect çünkü Magic gibi bir şeyin dizisini yapıyorsan çok yapman lazım. Çok o da olmaz zaten. Gerek yok. İyiymiş, sevdim. Valla adamlar bak abi farklı güçlerle bir arada kullanabildikleri senaryo sinemada çok iyi kurguluyorlar. Yani bu işi çizgi romanda yapan yazarlar da çok ortaya çıkar zaten. Farklı güçlerin kombinasyonlarını iyi düşünen adamlar. Russolar o konuda çok iyi. Valla böyle bir seri çıkarsa üstünde Netflix yazıyor olmasına rağmen iyi olma şansı var. Bu arada evet, bu yazarları böyle yerlere transfer işleri başladı. Mesela şey Tom King'i biliyorsun. Batman'in yazarı şimdiki çizgi romanı. Gotham'ın mı? Yok yok normal. Batman ana serinin yazarı. Ha. Çok önemli yazarlardan biri. Neyse bunu DC şutlamaya çalışıyor şu an. Şutladı daha doğrusu da. Bazı konulardan dolayı. O da şimdi sinema filmi. Penis çizen çocuk mu bu? Yok o değil. Ha, tamam. O başka. Şimdi senaryo yazıyor. New Gods'ı yazacakmış. Ha, okay. Direkt. Yani adam sinemaya transfer oluyor yakında. O yüzden hani bu yazar transferi işleri iyi gidiyor bu ara. Güzel şeyler. Bir David S. Goyer olmasın da başımıza. Ha yok olmaz herhalde. Bursa'sı İnşallah kız. Olmaz. Valla Magic konusu beni bir çıt heyecanlandırdı. Çünkü güzel bir evreni var Magic'in. Russolar da Magic'i inşallah biliyorlardır. Çünkü çok bir de 20 yıllık oyun ha. Yani o kadar fazla lore'u var ki. Onu öğrenerek çekemez. Sırf öğrenmezler. Yok ama yani danışman tutarsın. Güzel muhabbetini yaparsın. Yani
Dungeons and Dragons'a da geçtiğimiz sene Zendikar diye setting'i geldi. Çünkü Magic evreninde D&D oynatmak istersen sen oynuyor muydun kitabı Magic geldi. Zamanında bayağı? Abi ben harbiden böyle çok erken girdim ama. Ha. Yani Early Access girdin sen yani. Yani çok 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 başında oynuyordum ben. Kartlar daha yarım böyle. Zaten benim kadar erken girenlerin çoğu bir süre sonra kart enflasyonundan rahatsız olup çıktı. Hmm. Yani böyle hani aldık bir deste oynuyoruz. Ertesi sezon yeni kartlar çıkıyor. Onu da alıyoruz. Bir sezon daha kartlar çıkınca biz şey gibi olduk. Bir dakika bundan ha bir kart çıkacak olduk. Ben böyle bir Magic treninden çok hızlıca indim. Doğru 1.3 olduğu yıllar tabii. 1.2, 1.3. Tabii tabii. Yani Magic treninden inmeyen arkadaşlar da bir ev parası gömmüşlerdir herhalde Magic'e. Magic oynamayın, oynatmayın ama hikayeleri iyidir. Evet çok pahalı ya. Benim hala çok aktif oynayan arkadaşlarım var. Böyle arada evine gidince hep şu muhabbet oluyor. Abi şu deck 1000 dolar, bu deck 2000 dolar falan. İşte. O muhabbet oluyor bir yani. Hearthstone'dan sonra Magic Online gibi bir şey çıkarttılar galiba. Orada deck yapmak o kadar yüksek bütçeyle değil. Biraz daha grindle yapıyormuşsun falan galiba ama şey tabii ya. Yani collectible card game, tradable card game dediğimiz hobinin de başıdır Magic. Yani tabii o canım. Açıdan da bir finansal başarısı da var. Lisede sınıflarda çok ben de oynuyordum da ben o kadar bilgili oynamıyordum. Yani arkadaşlar bak şöyle yapacaksın diyordu. Ben öyle oynuyordum. Böyle eğlenceliydi yani. Çok yok ben bir yeşil deste bir kırmızı desteye kadar kasmıştım. Eskiden Remzi Kitap Evi'nde boosterları satılırdı onun böyle. Evet. Gidip oradan alıyorduk. O kadar pahalı da değildi açıkçası. Şimdi tabii iyice anlamsızca pahalı bir hobiye dönüştü tahminimce. Var mı senin hala aktif oynayan arkadaşların? Böyle turnuvalara, morunuvalarıyla. Var bir tane. Bir tane var. Ha. Ha doğru lan. O da çok meraklı yani. Aşırı meraklı. Keşke bu kadar oynamasa yani. Ciddine zarar yani. Oynuyor mu hala o kadar? Manyak gibi oynuyor. Hadi canım. Tabii tabii. Aa çok acayip. Bütün launchlarda falan şey oluyor. Böyle şey var. Paket şöyle şöyle paketlerle booster satıyorlar. Ondan alıyor böyle. Onun içinde şey var yani. Yırt yırt kullan tarzı böyle. Oha. Bilmem kaç yüz kart çıkıyor. Orada hemen ilk günden kuruyorlar desteleri. Birbirlerini yiyorlar böyle filan. Oo çok iyi. Orji gibi bir ortam. Kült gibi bir şey bunlar böyle. Yani. Yanında jartiyeli de geliyor değil mi herkes? Tabii tabii. Herkes jartiyeliyle parmak arası terliğiyle geliyor. Hocam bir kart var bende ama dillersin buna falan diye. Güzelmiş. Çok oynuyorlar yani. Biraz az oyna. Arkadaşlar Magic'e bulaşmayın siz de ha. Yani çok paranız varsa bulaşın da çok parası olan adam benim tavsiyem zaten dinlemez. Oğlum, çok parası yoksa girmeyin o toplara. Magic'çiler yine hareket ediyor bak. Bir yerden bir yere gidiyor. Hareket ediyor. World of Warcraft'çılar çok kötüydü. Hepsi çok kilo aldı onların zaman. Onlar hiç hareket etmiyordu. Aa, sen World of Warcraft'ta sallama ihtiyacı hissettin şu an. Evet. Ne öyle oldu acaba? Evet, gereksiz. Öyle deme. World of Warcraft'ta ne aman. Ki ben Warcraft 1-2'nin deli hastasıyım yani. Bütün ortaokulum onlarla geçti. Ben 3'ü de seviyorum ya. 3'ü o kadar sevmiyor musun? Yok. Anime çizimlerine döndürerdi yani. Ha, aynen. O zaman çok muhafazakardım. Sonra da oynamadım zaten. Okey. Ben 2'yi 3'ü severim. 1'i zekalıydım biraz o zaman. 1'i çok geç oynadım ben. Yani zamanın dışında oynadım. Hani böyle nostalji olsun diye oynadım. World of Warcraft'a ben geç girdim. Bir 3-4 sene. Girince de çok coşmadım. Böyle sarmadı. Ama ben zaten hiç MMO gay olmadım yani hayatımda. Çok MMO'larda yokum. Ya. Yani bilmiyorum niye öyle oldu ama. Ya şimdilerde şeyi düşünüyorum ama. Yani. Böyle bir tane düzgün bir MMO olsak da haftada bir açtığım yayınlardan bir tanesinde chat'i de toplasam geze geze oynasak ha. Arada falan gibi düşünüyorum böyle ama onda da şey çok oluyor abi. Hangi MMO'yu açsan onu seveniyle sevmeyeni chat'e aynı anda gelip birbirini bıçaklamaya başlıyorlar böyle. Sırf bundan tiksindim için aradım ben bir zaman. Şey oluyorsun sen de abi okey ben de MMO oynayacağım ama açar iki Enes Batur videosu daha izlerim YouTube'da falan oluyorsun böyle. Ya da Far Cry'de dindar öldürürsün. Yani. Okey yani güzel konular bunlar ama evet ben de zamanda o kitleden çok bıkıp girememiştim. Yoruyordu beni de. Geçiyorum o zaman konulara. Buyurunuz. Güzel giriş oldu. Bunun üstüne şöyle çok eğlenceli bir konuyla girelim istersen. Georgia eyaletinde. Georgia. Ya. Georgia. Ray-Ban beni andı. Ray-Ban sana mesaj attı. Georgia eyaleti demiş ki. Ondan sonra demiş kadınların demiş karnından da biz sorumluyuz. Fetüsünden de biz sorumluyuz. Bebeğini de biz yapacağız. Biz çıkaracağız. Artık kürtaj yapamazsınız. 6. ayda kalbi atmaya başladığı zaman çocuğun aldıramazsın. Türkiye'de yasak ya galiba. Vallahi bilmiyorum. Değil galiba. Yasak mı? Türkiye'de kürtaj yasak mı arkadaşlar? 6. ayda ama. Benim bildiğim yasak. Neyse ben kürtaj konusunda muhafazakar insanlara hiç katılmıyorum. Bence bir ailenin çocuk 18 yaşına gelene kadar kürtaj hakkı olmalı. Deseler ki bana çocuk 18 yaşına gelene kadar istediğin noktada kürtaj yaptırabilirsin. O çok iyi fikir. Ben hemen çocuk yaparım. Size çocuk diyor ki bir gün geliyor yarın diye ben Enes Batur'a gideceğim diyor. Direkt alıyorsun evet, çocuğu. Hemen polis arıyorsun 150 bir şey. Alo. Hakkımı kullanacağım. Hocam bir kürtajımız var. Evet.
acele tarafından olursa, çünkü sofraya et yemeği koyduk. Bizim çocuk da yemiyor. Boşa gitmesin, et yemeği öleceksin. O kadar para vermiş ikti. Yani ben o yüzden bu konuyla alakalı muhafazakar insanlara hiç katılmıyorum. Öyle yok beden kutsalmış, yok bilmem neymiş. Lan bu çocuk bir grup dölün karışımından doğan bir çeşit organizma. The Thing gibi bir şey. Çocuk dediğin çok lezzetli bir şey değil. İğrenç bir şey. Diye çıkıyor böyle vajinadan, böyle elin gibi çıkıyor. Yani bıcık benim bıcık. Yani ben nasıl haşere temizliği için binayı ilaçlatabiliyorum. Aa bak evet. Doğru. Yani anladın mı? O da can, o da can yani o zaman. Yani ben köpek itlaf var. Haşere temizliği var. Çocuklarla alakalı da çocuk belli bir yaşa ulaşana kadar, reşit olana kadar. Reşit oldu mu keyfi baksın. O zaman ama eğer reşit olana kadar o zaman World of Warcraft oynayabilir yani. Bence anne baba da olmalı. Ama esas sorun şu ki, yani bizim konumuz sonuçta tıp değil burada. Bunu duyar. Ha dur, bizim ülkede 10 haftada kişisel karar, 28 haftaya kadar doktor onayıyla oluyormuş. Öyle mi? Cos eyvallah. Ben bunu şöyle diyorum. 10 yaşına kadar kişisel karar, 28 yaşına kadar doktor onayıyla. Mesela gelmiş 27 yaşına, anladın mı? Anne para verin. Arkadaşlarla nargileye gideceğiz. Sonra da internet kafeye gidip Wolf Team oynayacağız falan diye böyle bir tip geliyor. Böyle daha işe de girememiş. Ana babaya dert olmuş böyle. Orada ana baba arayacak hemen. Alo doktor bey, buyurun. Ya geldi bu 27 yaşına. Her gün nargile içip arkadaşlarıyla Wolf Team oynayıp cep telefonunda Clash of Clans'dan sandık açıyor. Ne yapalım? Beyni de gelişmedi. Vallahi tabii biz de tıp dünyası olarak, doktorlar olarak bu tarz şeyleri tavsiye etmeyi pek sevmeyiz ama bir opsiyon var biliyorsunuz. Biliyorsunuz, bir çaresi var. Bize getirirsiniz, biz onu neşterle böyle hık. Tabii bir de çok gelişti onlar. Hemen alıyorlar. Hani hemen acımıyor, hemen. Tabii. Yani o böyle uyuşturuyorlar böyle. Razerle alıyorlar onu hemen. Zıp diye gidiyor. Eskiden zormuş işte, teknoloji yokken onu bayağı böyle testereyle falan alıyorlarmış. Yani diyeceğim, kesinlikle kürtaj konusunda bu muhafazakar hareketlere ben katılmıyorum. Çok yani şakayla söylediğim şeyin yaşını küçülterek uygulayabilirsiniz. Ben şaka tarafında da çok değilim yani. Çocuk doğduktan birkaç sene sonra bile aman bu kötüymüş deme şansı olmalı bence ailenin. Bence de olmalı. Zaten çocuk esirgeme falan gibi şeyler var galiba Avrupa'da. Yani şey daha böyle bebeğimi doğurdum ama buna bakamıyorum, gelin bunu alın falan gibi başvurular yapabiliyorsun benim bildiğim bazı ülkelerde. Galiba var evet. Ben de hatta Belçika'da bizim iki arkadaş doğurdu. Bir araya geldiler, dedim ki biz salaksız. Hadi doğuralım. Doğurdu bunlar. De hemen polis gelmiş, doktor gelmiş, polis gelmiş kapılarına. Sizin çocuğunuz olmuş. Bayağı oturtmuşlar. Alacağız biz onu. Anlatın. Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Sen ne eğitimlisin? Sen ne eğitimlisin? Bayağı sorgulamışlar. Hadi canım. Çocuğun olunca çocuğa bakabilecek misin? Düzgün bir eğitim verebilecek misin? Aile yapın iyi mi diye. Kapı kapı gezip denetliyorlarmış. Bakamıyor gibiysen bile şey diyorlarmış. Vallahi bakamıyor gibisiniz siz buna. İsterseniz biz sizi alalım, sizden alalım çocuğu falana geliyormuş konu. Allah Allah. Çünkü yani sağlıksız anne baba eşittir iğrenç velet YouTube yorumu yazan çocuk. Şey yok ki abi, devlet yatakhanesi, incir kursu falan öyle şeyler yok. Yok. He, güzel. Çok mantıklı. Zaten bu Georgia'daki konunun esas sorunu da şu. Yani bir teknik bilgi daha vereyim. 6 hafta olduğunda zaten daha hamile olup olmadığını anlayamıyor musun? Yani bu bayağı kürtaj yapma demek. Ama bizi ilgilendiren kısmı şu. Georgia eyaleti film prodüksiyon işlerine inanılmaz vergi avantajı veriyor. Destek veriyor falan. Bunu duyan oyuncular, özellikle tabii kadın oyuncular, erkek oyuncular da çok destek vermiş. Demiş ki biz gitmeyik. Ne çekiliyormuş abi Georgia'da? Öf, ne ararsan. Her nasıl? Şey orada. Tabii. Son Spider-Man, Stranger Things, Netflix Spider-Man'i dizileri. Fransa'da çekmiyorlar mı ya? İnanmış değil mi? Köprünün altında. Spider-Man, Stranger Things? Ozark. Yani Netflix dizilerinin çoğu. Ha, okay. Yakın dönemde gişe yapmış filmlerin birçoğu. Disney filmleri vesaire. Tonla şey var. Yani say say bitmez. Çünkü çok avantajlı bir yer. Ekip ucuz bilmem ne bilmem ne. O yüzden şimdi böyle bir tutuşma da olmuş. Oğlum bunlar giderse ne yapacağız lan? Çocuğu yerim versek falan diye. Böyle bir soru biz kıllanmışlar. Aa, ne acayip bir şey ya. Evet, çok tuhaf iş. Bu arada bu Amerika'da ilk değil. Neredeydi daha önce? Dur bakayım. Ben Georgia valisinin yerinde olsam çıkar açıklama yaparım. Derim ki Netflix isimli Yahudi mafyası derim. İç işlerimize karışmaya çalışıyor derim. Algıda bir gaza getiririm. Meşalelerle. 7. Meşalelerle Netflix'i kovalarız eyaletten. Deriz ki bu burası Bizans değil koçum falan deriz. Kovalarız Netflix'i, bence güzel çok olabilir. Çok oyun senaryosu çıkar buradan. Bu arada daha önce North Dakota ve Arkansas'ta bu geçmiş. Ohio'da ise federal mahkeme demiş ki yapamazsınız. İzin vermemiş. Nasıl bu geçiyor? Bir yerde geçiyor, bir yerde geçmiyor. Çok anlamadım ben Amerika'nın işini. Georgia'da da geçmeyebilirmiş.
Geçerse de 2020'de aktif olacakmış. Ama projeler tabi uzun vadeli olduğu için şu an çok büyük bir göte girme ihtimali var yani. Netflix adamda. Böyle konularda çok tepki koyuyor hemen. Hızlıca Kevin Spacey'in olayı çıkar çıkmaz şeyden kestirir attılar ya adamı. Tak tak abi. Neydi o? Kimi? King's Landing. Yok. Ne o film? Black Mamba. Yok. Kara Mamba. Kobe Bryant. Kevin Spacey'in Netflix kaç tane işi var Allah aşkına? Şey. Cards of House MD. House of Cards. House of Cards. House of Cards'dan hızlıca çıkarttılar adamı mesela. Tabii anında. Yani bu Georgia muhabbetine de bu kadar girmedi. Ya çok ilginç yani şeyi çok fark ediyorum son yıllarda biliyor musun? Bu arada Godzilla da orada çekildi. Yani şey çok ilginç geliyor bana. Son yıllarda markalar, hele dünyada yani bizim ülkemizde değil, bizim ülkemizde hümme şey öyle şey olmaz adamı roketle vururlar da. Amerika'da falan markalar çok fazla siyasetle alakalı içerik yapmaya başladılar son zamanlarda. Netflix'in siyasi duruşu belli. Nike mesela şey yapmıştı ya. Nike direkt yardım. Neydi yani. O? Diz çöktü diye takımından evet, atılan evet. Çocuğu reklam yüzü yaptı falan filan. Sponsorunu kesmedi. Bir de reklam verirken de bazen bir tercih yaparsın diye. Hem aynen. Kendileri için hem de çocuk için aslında yani. Bayağı üzerine böyle bir reklam yapmışlar. Tabii Donald Trump falan çıldırmıştı böyle. Hani ulan hepiniz oradaydınız hepinizi aldırırız'a falan geldik onu hızlıca. Ama şey çok ilginç geliyor. Yani daha bizde de hala devam eden bir şey ya mesela. İşte sanatçı olarak siyasete, politikaya bulaşmayın falan muhabbeti vardır. Oğlum size de yazıyorlar. Daha bana gelmedi onlar da biraz daha 10 bin falan olacak. Yani bana öyle geliyor ki yeni dünyada artık kim senin ilgileniyorsa politika konuşmama şansı yok gibi geliyor ya. Yani her şey politikayla ilgili günün sonunda. Bizim konuştuğumuz filmlerin çoğu da politikaya dayanıyor yani. Çünkü kaçamıyoruz. Politika da şey değil ha ama. Yani ne bileyim. Şöyle politika yok ya. İşte emekliye %7.8 zam yapıldı filan. Ben de orada çıkıp şey demiyorum. Emekliye %7.8 mi yapıldı? Neden 8 değil falan? Hani oralarda değiliz abi zaten. Çok daha insanların hayat standartlarını, yaşam tarzlarını etkileyen konularda son yıllarda dünyadaki politikacılar kararlar almaya başladılar. Bunu iki taraflı da konuşabiliriz. İşte mesela Amerika'da Obama döneminde gay evlilik bütün eyaletlerde serbest bırakıldı. O zaman bir sürü muhafazakar sanatçı da konuştu. Şimdi mesela işte çocuklara aldırmak eyaletlerde yasaklanıyor. O zaman böyle liberal görüşlü politikacılar falan da konuşuyor. Türkiye'de de işte bu Ekrem İmamoğlu meselesinde her şey çok güzel olacak. Arkasında çok güzel fazla insan. Hiç beklemediğimiz sanatçılar hatta bir anda gaza geldiler. Kafalar bile çıktı yani. Aa. Şeyi tıraşlamayı bırakmışlar. Ne o? Bir tane çocuk var ya ufak. Ufak. Şey, kaka yapan. Evde tek kakalı başına çocuk. Oynayan çocuk mu? Değil değil. Neydi o? Ceber. Ceberlik. Cebalettin. Ceber Boğazı. Cebalettin'i tıraşlamayı bırakıp Ceberi hızlıca. Tarık Boğazı. Onlar bile çıktı girdi o topa. Yani şey çok ilginç geliyor bana. Hani efendim siz karışmayın siyasete günlerini çok geride bırakıyoruz. Aslında herkesin bir şekilde siyaset, politika yani siyasetçi değil ama siyaset ve politika konuştukları bir döneme geldik. Milletin çenesine vuruyor bence. Çünkü hayatımızı etkiliyor artık yani. Öyle ya kaçamazsın ki ama bak ben de o yüzden dedim hani izlediğimiz filmlerin çoğu hep şey böyle işte düşük seviye aile, devlet tarafından işte belli ki uygulanan ekonomik politikalardan dolayı hep fakir kalmış mesela. Çünkü hep hikayelerin çıkış noktası var. Hayır sen Muhafız yani. İzlemiyorsun o yüzden. Ha değil mi? Sen gidip aptal diziler izlesene ne kafa anladın mı? O Muhafız'daki çocuk da fakir. Yok kızı nasıl evlendiriyorlar diyor. Yok kız hamile kalıyor. Yok ama kimden tam kaldı belli değil falan. Gerçi bizde tam tersi. Herkes zengin. Doğru ben çok izlemiyorum onları. Arada tabii. Annemlere falan aradığımda görüyorum. Evde herkesin topuklu ayakkabılarla gezen doğru, seksi doğru. Kadınlardan oluştuğu diziler var. Onları izlemiyorsun hiç. Yok, onları Saray hiç Sultan. Sen anladın mı? Hep senin niyetin kötü kardeşim. Senin amacın yanlış yani anladın mı? Ben hep orospu çocuğu gibi. Ha, sen hep gidip kötü diziler izliyorsun. Ondan sonra tükettiğimiz eserlerde de siyaset var. Politik var. Sen Civil War izlersen. Daha ismi yanlış. İç Savaş diye. Sen çıkıp da İç Savaş diye film izlersen elbet politika konuşursun. Doğru, çünkü doğru. Senin hamurun abi. Bozuk. Sen niyetin kötü yani. Ben hemen gideyim de zengin bir mafya kızının dizisini tabii falan tabii kardeşim izleyeyim. Git Müslüm diye filmimiz var. Ayla diye filmimiz var. Recep İvedik'lerimiz var bir sürü. Bak bu kadar YouTuber'lar bir sürü filmler çekiyor. Aa evet ya yeni tabii. Süper kahraman geliyor şey evreni. Enes evreni. Evet. Eyvüy. Yeni Enes evrenimiz. ABCU. ABU. Ama bir şey söyleyeceğim. Enes Batur Cinematic Universe DC Cinematic Universe'dan daha iyi olacağı kesin. Ben inanıyorum ki Enes Batur'un senaristleri bile DC'ciler kadar batırmayacaktır. Abi, inanılmaz vallahi bir espri geldi aklıma ama yani yaparsam başımız yanabilir. Yapmayacağım yapma, o yüzden. Yok, yapma. Anlayanlar anladı yapma. Muhtemelen. O espri yapmak istemiyorum ama çok iyiydi yani. Özelde yaparım. Ne diyorsun? Bir sonraki Enes Batur süper kahraman filminde Berkcan'la Enes'in annelerinin adı aynı çıkar mı? Müzeyyen ne? Müzeyyen mi?
Benim de anamın adı Müzeyyen. Vay kardeşim. Tam böyle Berkcan ağzına vuracakken. Oğlum bu arada Berkcan yine kaliteli lan onların arasında. Bakıyorum işte, arada Berkcan da. Hani anladın mı? Ha kaliteli diye araları diyorsun. Kötü ha, gibi ya zaten. Tamam. O yüzden anladım. Diyorum. Anladım. Ben çok takip etmiyorum bu arada YouTuber Cinematic Universe ama arada bakıyorum disleşiyorlar gibi öyle. Abi disleşiyorlar da devamlı rapçi çıkarıyorlar. Rap yapıyorlar. O rapçi çıkar rap yapar arasında böyle bir bir şey var yani. Orada bence bir gün var. Herkes 15 dakikalığına rap yapacak abi Türkiye'de. Gidişat evet. Onu gösteriyor. Ama ben diyorum ki yani eğer yapabiliyorsak işte bizim Mehmet Çolak var sesten anlıyor. Dedim bana at bir ototune. Tutuyorsa yapayım lan 10 milyon izleniyor. Bir sonraki kalk geldi Mert Günhan sahnede rap yapıyor. Hmm. Şarkısı hazır. Oba çok iyi. Altyapısını hazırlamış şimdiden. Helal be. Trucker Joe olarak mı gelecek bilmiyorum ama Günhan Show bir sonraki kalk geldi hazır. Gelin bu kaçmaz. Sevgili arkadaşlar hazır bu olun. Bu kaçmaz bunu yapacağız. Yapın. Ben de tutturursam bir sonrakine de ben çıkarım. Evet abi girdik abortion'dan Enes Batur'a kadar geldik. Çünkü ikisi çok alakalı konular benim kafamda. Oğlum işte buna yakın bir espri gelmişti aklıma. Keşke gülmesin. Neyse ben bir çay koyayım. Sen sonra öteki konuya geçiyordum arada. Ah be abi. Ben çok sakınmıştım. Ya veririz 3000-5000 lira giderler. Evet. Yasaya takılıyor falan diyecektim. Neyse. Artık geç diye. Abi yeni Rambo geliyor. Yeni Rambo da. Yeni Rambo çok kötü be. O nedir ya? Geçen hafta da Robocop'un fragmanı düştü. Aa ben de onu görmedim. İzlemedin mi Robocop'un fragmanını? Yok izlemedim. Nasıl izlemedin? Konuşmadık mı biz yatay bakışta? Yok. Robocop demişim be. Terminator. Ha. Huzur evi abi o. Tamam Terminator izledik. Tabii. Terminator geldi geçen hafta. Bu hafta da Robocop geldi. Aman Robocop. Robocop seni Robocop beni anıyor. Bu hafta da Rambo geldi. Bayağı şey. Steroidle ayakta duranlar. Yayın evi. Supplementler.com gibi anladın mı? Şey var bayağı. Ne bomboş iş. Sponsor supplementler. Vallahi billahi supplementler.com ya. Huzur evinde ama böyle protein hapları atıyorlar değil mi abi? Hadi abi bir Rambo filmi daha patlamaz mı be? Patlar abi patlar. Sylvester Bey bugünkü soğan haplarınızı almadınız. Kötü olmuşsunuz bugün. Karşı kalsanız biraz sövmüş yalnız gibi. Yalnız fragmanı izlerken senin evet. Dediğin gibi gerçekten Home Alone olmuş ya. Evet evde tek başına çektim. Yıl 11. 2019 hala kapıya ip falan bağlıyorduk ya. Anladın mı? Öf. Oğlum buradan 7 araba gelecek. Şuraya şöyle 7 bomba dizsem olur ya. Buraya da 2 tane şey sallarım. Alttan böyle tekerlekli araba falan atıyor. Ha filan bir şeyler yapıyor böyle. Yani öf yani... O kadar izlenmeyeceği belli ki bu filmlerin ya. Ya ne güzel Expendables yapıyordun. Bari ondan bir tane daha yapsaydın. Ne yapacağız? Hayır Expendables bir de aslında senin bu Rambo Mambo tarzı filmlerinin biraz esprisiydi yani. Parodisi. Kendi parodisini yapıyordun. Millet de diyordu ki aa adama bak hani helal olsun. Zamanında ne boş filmler yaptığının nispeten farkında. Şimdi aynen. De eğlencesini yapıyor falan. Almıyoruz taşak yapıyoruz. Şimdi ciddiye almaya başlayınca bir anda hemen şey gibi oluyor. Expendables'ı yapan da sen değil miydin abi yani? Hem makara niye yapayım hem yani? Kukara yapayım yani bir tuhaf iş oldu yani. Ya bir de abi yani böyle eski ustaların ismi geçiyor burada yok James Cameron olsun Sylvester Stallone gençliğinde bence çok iyi bir oyuncu falan. Ama Rocky zaten abi efsane. Ruh olarak fragman daha hiç alakası olmadığını falan çok belli ediyor. Yani Terminator'da da şey hissediyorsun hani. James Cameron çıkıp da ben iyi bir film yapıyorum dese bu yaşında hala iyi bir film yapabilen bir adam bu. Ama belli ki şeyde uğraşmamış. Terminator'da çok uğraşmamış yani. Senaryo danışmanlık yapmış. İsmimi de büyük yazın demiş. %30 alırım demiş. Çekilmiş. Ben öyle hissettim en azından. Öyle canım. Onu kullanıyorlar. Bence bu arada Sylvester Stallone'un hatası şu abi. Şimdi bak ilk Rambo'ları yaparken işte Vietnam bilmem ne. Döneme biraz böyle göndermemizi de yapalım. Dönem uygun. Çıkartırız bir şeyler falan. Okey. Şimdi Expendables'da dönemin işte yok mafyatik bilmem nesi, zengin psikopatı falan uğraşıyordun. Bunda ne yapacaksın? Evine adam geliyor, 3 tane patlatıyorsun.
Yani keşke bambaşka bir şey yapsaymış yani. Keşke Amerikan başkanını kurtarsaymış. Ha, yani gider ayak duygusallı bir şey yapmaya çalışacaklarına Logan falan tarzı bir de yapmışlar ya. Aşlı böyle falan. Şeyde mekan da böyle Logan'a falan çok benzetmişler. Evet, evet. Açık arazi. Logan kafasına gideceğine keşke gider ayak aşırı büyük bir şey yapsaymış. Galaksi başkanını falan kurtarsaymış. Hani şey gibi. Avengers falan kurtarsaymış. Demolition Man'le birleştirseymiş ha, abi. Olabilir. Yıl 2099 işte Galaktik Federasyon kuşatma altındadır. İşte sadece tek bir savaşçı onu kurtarabilir. Üç deniz kabuğu var falan. İşte ha. 2018 yılında dondurduğumuz Sylvester Stallone burada mı hala? Burada. Rambo protokollerini yükleyin. En azından gülerdik, eğlenirdik. İlginç bir şey yaptılar. Yanında da koy Wesley Snipes. Şey, zenci de olsun Snipes. Burada direkt şey olmuş. Darul Acize FM gururla sunar hadi. Okey yani ne bileyim. Huzur evi işte biraz şey. Yani... Keşke öyle olsaymış lan. Rambo huzur evinde yatmaktadır. Huzur evini birisinin işte koçitasını... Komedi filmi olurdu, güzel olurdu. Yani koçitasını almaya gelen böyle var ya işte bamboleyosunu almaya gelen işte huzur evindeki Meksikalı yaşlılardan bir tanesi meğer Drug Kartel'in muhasebecisiymiş 30 sene önce. Bulunmasın diye buraya koymuşlar. Breaking Bad'deki abiymiş o tekrarki sandalyedeki. Çin o abi geliyor falan. Of. Sonra Ruslar bir öğreniyor ki ulan meğer şeydeler. Çin Ruslar da geliyor. Falan. Çok iyi fikir lan. Tabii oğlum bak bir şey söyleyeyim. Ruslar gerçekten orada, Meksikalılar orada. Ruslar geliyor orada. Çeçen mafyasının elinden sırları almaya. Of. Meksikalı Çeçen mafyası Türk de olur abi şimdi. Full karışık içerisinde. Huzur evi olduğu için herkesin dedesi amcası orada. Herkes orada. Rambo da eskazardı ama Rambo'yu o hafta yatırmışlar. Yani Rambo böyle şey. Hatta Rambo şey demiş. Aralarını böyle, almıyorlar hemen işte falan. İnsanlarla görüşmek istemiyorum. Beni huzur evine yatırın falan demiş. Huzur evinde böyle şey yapmış. İki barfiksle ayrı ayrı böyle barfix çekiyor anladın mı? Yaşlı maşlı ama. Hani yaşlı ama kalkıyor yani. Bir barfix burasıyla çekiyor. Bir barfix burasıyla çekiyor böyle. Double barfix takılıyor falan. Ama Koçita'nın da yanına koymuşlar onu böyle. Koçita da böyle falan bir karakter. Gecenin Rus'un bir tanesi geliyor Koçita'yı öldürmeye. Rambo böyle fuck you motherfucker alıyor falan abi, diye tamam. Böyle boynunu patlatıyor falan. Varikosellerini sıkıyor böyle adamı. He falan yani. Bilmiyorum orası neresi ama. İşte erotik bir yer değildir. Yok damar hastalığı. Bunu gören Çeçen mafyası da diyor ki go 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 falan. Ondan sonra full huzur evi vs şey. Of çok iyi ya. Teyzeler oğlum. Böyle pompalı tıp yakasını ateşleyip uçuyorlar böyle. Teyzeler de hep böyle bilinen insanların annesi falan ha. Böyle şey değil ya. Mesela işte Memati'nin annesi orada. Ne bileyim. Tabii. Rus mafyasından birinin annesi tabii. Falan orada böyle. Ki anabacı muhabbet oldu mu o film mükemmel olur. John Wick'in dedesi falan da orada. Ortalık karışıyor. Herkes geliyor bir yerden sonra. John Wick'in dedesi elinde böyle altın çeviriyor değil mi böyle? Tabii. Bari yani hem de Expendables kafası yani hem biraz komik hem de abartı. Biraz mı? Çok komik lan. Yap böyle çok bir şey iyi. İzleyelim. Yok tamam. Hala Rambo işte. Net izlenir. Karanlığın intikamını almaya geldiler. Aman sen de ne alacaklar? Seni hızlıca biri böldese öleceksin artık. Sağ ol yani. Aman. Huzur evinin müdürü de Jack Bauer değil mi? İyice yaşlanmış böyle. Öf huzur evi de eski askeri üsmüş. Oh. Meğer işte filmin yarısından sonra işte orada böyle Morgan Freeman da şey yerleri siliyor. Yerleri siliyor. Janitor şey böyle. Van Damme gece güvenliği ha, falan. Diyor ki böyle gelin gençler burası eski askeri üs. Hiç kimse bunu bilmez ama işte FBI sığınaklarından biri burada falan. Orada bir kol var bir indiriyorlar böyle şak 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 demir perdeler kapılıyor huzur evinde bir de. Ve Fest başlıyor kim geliyor abi special guest Chuck Norris. İşte yaptı Expendables'da bunları. İşte. Bir daha yap. Yap bir daha. Bir tabii daha izleyelim. Yap. Chuck Norris ve yaşlanmamış zaten abi adam. Çok iyi film oldu. Bence bunu bizi roleplay olarak oynat. Bunların ismi Expanded olsun. Yaşlılar ya artık. Yani Expendables'ı da kalmamış. Expanded artık yani kullanma tarihi geçmiş. Extendables. Uzatmaları oynuyorlar herhalde. Siyali sponsorluğunda. Gider ayak. Tabii. Gider ayak huzur evi. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Oraya birkaç tane de şey koyacağım. Böyle 60'ında 65'inde hala taş gibi olan Hollywood aktrisleri var ya. Of evet ya. Millet diyecek ki burası nasıl yatak şey zarla bize. Yazıklar olsun. İyice fantezi mekanı da. Neyse yani evet. Hollywood güzel film yapacak olacak isterseniz gelin bizi arayın bulun. Hallederiz bir evet, zamanda. Mükemmel film. Çıktı 5 dakikada biraz beyin fırtınası. Biraz düşünce çıkıyor. Tabii. Çok zor değil. Sharon Stone abi geldi 60 yaşına. Koy evet. Sharon Stone oraya. Kim hayır diyecek Sharon Stone'a? Tabii canım. Kurtlar Vadisi'nin öyle orada mı oynamayacak? Direkt oynar. Tabii canım. Evet Tancan Usta ne haberimiz var bu hafta başka? Başka ya bu hafta haber azdı o yüzden birkaç tır bir biraz şey daha aldık. Sardık zaten. Kinsey Volanski ismini daha önce duymuş muydun?
Yo, Natasha Kinski'yi biliyorum. Şeyde şampiyon maçında sahaya atlayan kumaşıyla apış arasını kapatan ablamız. 400 bin takipçiyle sahaya atladı, çıkarken 1.6 milyon oldu Instagram'da. Kendi porno içerikli, tam porno değil de porno şaka sitesinin reklamını yaptı. Ve işte televizyonun gücü falan diye ortaya çıktı her şey artık. Bakayım kıza. Kız bu abi. Nasıl? Yine 1.2 milyonluk bir şey yok. 1.6 zaten. De şurası 400 bin. Ha. Şurası 200. Şu bölge 1 milyon. Anladım. Ha. Gerçekten kızın marifeti ne ki bu kadar takipçi aldı diyeceğim. Anladım marifetini şu maça an. Çıktı işte. Ha. İlk 11'de değildi ki yedekten girdi son dakikada. Bir frikik olur atar falan diye bir frikik verdi o da. Frikiyi de attılar. Anladım. Okey bakalım. Öyle oldu. Futbol seyircisi de meraklı böyle şeylere zaten. Tabii tabii. Tabii. Yani televizyon hala çok önemli bir mecra. Yani televizyona çıplak çıkarsan takipçin artıyor. Boş yere öyle takipçi satın almaya falan gerek yok. Televizyona çıplak çıkacaksın. Çok siyasi bir espri geldi aklıma. Yapıyor. Geçtiğimiz günlerde ismi lazım değil bir adayımız kendi account yerine başka account'la isim değiştirip takipçisini arttırdı ya. Keşke onlar deneseymiş böyle bir numara. Account satın alacaklarını. Hangi adayımız olduğuna dair bir şey söylemeyeceğim ama anlayan anladı. Sahaya atlıyor değil mi böyle? Bir sürü para veriyorlar. Ama başta Bahçeşehir Galatasaray. Aa lan aa. Aa bataryamız yoruldu. İnanılmaz kayyum atandı programa. Oha anı da kapattılar lan. Şu anda engelleniyoruz. Şu anda... Herkes yerini alsın. Bizim bir şey başlıyor. Bataryan yoruldu. Sanki gerçek hayatta bu mahalle yaşıyor. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar canlı canlı kayyum atanmasını hepiniz şahitsiniz. Resmen kamera dedi ki ben daha fazla çalışmam. Bu salon gözükecek şimdi. Bütün odamız bozuldu ha. Çok mutsuz oluyorum. Gitti böyle. Değil mi her şey? Ha batarya dur. Tamam bir süre sessiz yapacağız ama. Zaten millet podcast istiyordu. Aa hadi podcast yapalım. Podcast o zaman. Devam abi. Ama biraz sesi bozuk vermemiz lazım. Biliyorsun podcastçiler genelde mikrofona yatırım yapmayıp biraz dandik sesle yapıyorlar. Evet evet. Çok kalitesiz bir mikrofonla yapmamız lazım. Onun için benim burada geçen sağa solu kurcalarken şeyi buldum. Kalitesiz Samsung mikrofon almıştım ilk yayınlara başlarken 200 liraya. Onunla devam edebiliriz yayına. Neyse dur ekrana bir şey açayım bari de. Ey Can Bey ne iyisiniz? Sesli. Niye öyle? Neyse evet sevgili arkadaşlar Yakay Bakış podcastine hoş gelmişsiniz. Ne konuşuyorduk ya? Ha, o kız... Eline sağlık her şeyden önce. Eline mi sağlık? Instagram da salak bir yer aslında değil mi? Herkes 31 çekmeye giriyor demek ki Instagram'a. Evet katalog gibi. Yani Arap şeyhleri için biraz da bildiğin katalog orası. Bayağı üzücü aslında bir yandan. Yani şey çok komik bir hal aldı. Mesela Facebook ilk açıldığında şey diyordu ya insanlar. Ya bu ne kardeşim millet işte özel hayatını hep internetlere koyuyor işte. Görgüsüzlük değil mi? Plan deniliyordu. 2009-2010 yıllarından bahsediyorum. Tabii. Şimdi kız apışını tokatlayarak geziyor Instagram'da. Da millet 1.2 milyon takipçisi oluyor da bir de millet diyor ki vay televizyonun gücü. Sakın televizyonun değil başka bir şeyin gücü olmasın o. Yoksa yani... Bir deneyelim aynı kıyafeti değil de işte ne bileyim böyle takım elbise giymiş bir kıza atalım bakalım. Yo aynı kıyafetle sen atla mesela. Ben atlayayım. Bakalım. 2000 takipçim var 2100 olur belki. Bilmiyorum. Bakalım televizyonun gücü müymüş yoksa... Gücü müymüş artık ondan sonrasını anlayacağız. Podcast olduğu için biraz efektleri arttırdık arkadaşlar. Tabii tabii podcast'te devam. Mesela arada kalkıp tuvalete falan gitmem lazım. Öyle şeyler oluyor podcast'larda. Ay yemeğim geldi falan diye gidiyorlar falan o da güzel. E bizde de kedi geliyor bir şeyler geliyor abi. Ne olacak kedi tanrı misafiri. Öyle konu bu kadar. Konu yok yani bayağı. Ya okey hadi filmlerimizi konuşalım ha, o zaman. Filmlere geçebiliriz. Konumuz bitti. Filmlerde dur bakayım açayım. Zaten podcast değil mi? Dur. Ne konuşuyoruz bugün? Dogman. Dogman'la başlayabiliriz. Köpeklere fısıldayan adam. Köpeklere... Dur ben de ekrana görüntüsünü vereyim bari. Köpeklere fısıldayan İtalyan adam. Evet Dogman filmini izledin. Çok merak ediyorum beğendin mi? Ben çok coşmadım açıkçası. Ya film bir noktada bana bir koydu. Yani
herifin artık böyle film ilerledikçe böyle aciz duruma düşmesi, çırpınması falan bir koydu bana ya. Başta biz çok sıkıldım. Yani belli ki yönetmen şeye kasmış bu arada. Dur biraz yönetmende bahsedeyim. Yönetmen biraz ilginç bir adam bu arada. Hı-hı. Yani yönetmen abimiz, dur adını... Ben filmi izledim, dedim ki ben bu yönetmenin diğer filmlerini merak ettim, izlemek isterim dedim. Heh, zaten ona getireceğim. Adamın zaten işte Gamora diye bir filmi var. Zaten full ödüllü hepsi yani. Cannes'da, Sundance'da, Carta Jurt'ta. Matteo Garrone hatırladım. Tamam. Matteo Garrone. Mesela Reality diye bir filmi var. Cannes'da jüri ödülünü almış 2012'de. Gomorra filmi yine Cannes'da jüri ödülünü almış 2008'de. Golden Globe'da da en iyi yabancı film adayı olmuş. Yani adam hep orada. Yani Şampiyonlar Ligi ya da işte Euroleague'de Final Four adayı gibi devamlı. Anladım. Böyle ilginç bir yönetmen. Ve yönetmen sırf şeye odaklanıyor abi. Kendi hayatında geçmiş ya da kendisinin bir şekilde bir yerinden bilgisi olduğu ya da onun hayatına dokunduğu hikayelere, bölgelere, özellikle İtalya'nın o mafyatik dünyalarına, işte ne bileyim o kaosun içinde hayatta kalma muhabbetlerine odaklanan bir adam. O yüzden filmi beğendiğim nokta biraz bunları okuduktan sonra oldu. İşte adamı okudum. Ne yapmış, ne etmiş. Ha buna işte burada tabii biraz şeye geliyorum ben de. Bu filmi beğenmemiz için bunları okumamız şart mı? Değil. Ama hani ben biraz merakımdan da girdim bunlara. Ama ben de senden çok uzak değilim. Hani inanılmaz coşmadım. Yani çok daha iyi filmler izledik. Ama bu filmin hani köpek var diye de değil. Bu arada köpeklere de Palm Dog diye bir ödül varmış abi. Cannes'da onu vermişler. Filmin içinde köpek olunca ödül alıyormuş böyle. Onu bilmiyorum. Yani şey ilginç bak abi. Filmle ilgili toparlayayım ben. Şunları söylemek isterim. Başroldeki abiyi çok beğendim. Bu herifin hikayesi çok acayip biliyor musun? Aktörün. Evet. Hı-hı. Adam bayağı böyle fakir. Oyuncu olmak için Roma'ya geliyor. Böyle fakirlerin kaldığı bir bölgede bayağı dışarıda yaşıyor böyle eski bir yerde. Hı-hı. Sonra orayı böyle bu örgütlüyor. Böyle orada böyle aktör olmak isteyenler için bir alan yaratıyor. Böyle işte test play için gelen yönetmenler falan oyuncu falan seçmeye başlıyor. Normalde başka birine bakmaya gelmişler oradan. O adam ölüyor o gün. Adam öldüğünce buna devreye giriyor. Ya ben de oynayabilirim falan. Buna bakıyorlar, çok beğeniyorlar falan. Çok ilginç bir hikaye. Adam Cannes'da ödül alıyor. Geri dönüyor, orada yaşamaya devam ediyor. Böyle niye, ilginç bir adam. Niye bir eve falan çıkmıyor? Yok işte. Ruhu fakir adam. Aynen. Böyle yani yıkık. Çok acayip yani. Hiç bunu bilmiyordum ama yani okey, o zaman o da bu şimdi çok ilginç geliyor. İşte bunları yani, okuyunca filme bir bakışım değişti açıkçası biraz. Şey gibi, adam zaten çok böyle, ben de onu diyecektim. Adam yani böyle gariban bir hayatı çok iyi oynamış. O çok ilginç. Biliyor çünkü işte bunu. Yani evet, hakikaten. Ve filmin geçmesi için seçtikleri lokasyon çok iyi. Anladığım kadarıyla terk edilmiş bir İtalyan kasabası gibi bir şeymiş, evet. O sahil kenarında. Varmış yani öyle bir yer gerçekten. Ya film çok acayip bir şekilde Mad Max'te geçiyormuş gibi abi. Yani postapokaliptik bir film gibi gözüküyor bakınca. Yani bir yıkık dökük, bir tuhaf. Her şey böyle çamur içinde, evler böyle her kimse sallamadığı bir yer belli falan. Yani filmin o yüzden atmosferi çok güçlü bir hal alıyor. Yani kötü bir film mi? Hayır. Ama değil. Böyle filmi izleyince biraz şey oldum. Ya böyle acıklı bir üçüncü sayfa hikayesi okumuş gibi oldum aslında, biliyor musun? Çünkü filmin bağlandığı yerde... Ne bileyim, hiç mesela bir fantastik gerçekçiliğe kaymıyor. Hep çok gerçekçi kalıyor. Çok gerçek. Bir süre sonra şey gibi oldum böyle. Ha, anladım. Aa okey. İyi. Biraz böyle bana şey gibi geldi. Modern, ki yönetmenin de buna benzer bir yorum var. Çok modern bir western hikayesi. İşte kasabaya gidiyorsun. Bir tane böyle kovboy gelmiş. Biraz kafa ütülüyor. Sonra herkesi dövüyor falan. Sonra orada böyle bir fakir bilmem ne var. Orada gaza geliyor. Dur lan, ben de iyi atışçıyım aslında falan diyor. Falan. Böyle biraz ben Western'le böyle masalsı bir tat arası bir şey aldım bundan. Biraz tuhaf bir film bu açıdan. Yani çok normal, standart bir çok sanat filmi hocam falan gibi de gelmedi yani. Yok. Böyle. Şey gibi şeyleri sorgulattı bana. Mesela neden adam hapse girmeyi tercih etti? Yani aslında sorgulayınca ilginç psikolojiler var ama bu biraz daha şey gibi. Şöyle bir film ya, yani bir insanla tanışırsın da böyle muhabbeti arasında sana hayatında yaşadığı tuhaf şeyler anlatır da böyle inanamazsın ya. Yok be abi, o da gelmemiştir başına falan. Yok artık dedim. Biraz böyle o yüzden hani şey geldi. Ne bileyim, gerçekçilik dozu çok yüksek ama böyle fantastik olaylar yaşanıyor ki aslında. Ama bir yandan da böyle fantastik olaylar gerçekte de yaşanır ya aslında. Yani böyle dediğim gibi aslında tuhaf bir üçüncü sayfa haberi gibiydi. Yani bu adamla sen niye arkadaşlık ediyorsun...
Adamla arana mesafe koymak için çok fırsatın oluyor ama koymuyor. Okey. Korkuyor. Bir yandan da onun gücüne ihtiyaç duyuyor. Çünkü onun gücü işine yarıyor falan. Yani ben biraz oralara geçtim. Tuhaf bir bağ var aralarında. Sonra diyorlar ki imzalı adamı atacağız hapse. Atmıyor imzayı da. Para için mi diyorsun? Yani iyi kötü kazanıyor aslında. O kadar paraya ihtiyacı da yok. Hapislere düşüyor bu sefer. Çıkıyor. Alamıyor parayı. Bu sefer kızıyla esnafla arası bozuluyor. En son öldürüyor adamı. Yani bir böyle... Acaba şey paralelliği de var mı, hissettin mi onu? Dogman derken biraz da böyle karakterlerimiz de köpek gibi ya. Evet evet, zaten şey o gönderme hissediliyor. O adamı da aslında başta bir tane böyle dişlerini gösteren bir bulldog var. O bulldog'dan hemen sonra zaten o iri abimiz geliyor falan. Hani orada biraz şey paralellik kurmuş. Hani bak biz de aslında hani çok da bu kafeslerden uzak değiliz hocam. Yani bu da bu köpekten farkı yok. Bu hayatta güçlü olan seni her zaman korkutur, bastırır, sindirir. Ama aklında da bir şeyler yapabilirsin göndermesi var ki adam en sonunda bunu yapıyor. Çok basit bir şekilde kandırıyor ama buna ihtiyacı işte artık son raddede duyuyor. Halbuki daha önce de yapabilirdi bunu. Yani işte senin dediğin şu konu doğru. Aynı şeyi ilk ikilemi para konusunda yaşıyor. Düşünüyor ki lan ben bu adamdan parayı alırım, satmayayım. Halbuki alamayacağını biliyor aslında bence içten içe. Ama tek derdi de çocuğu. Çocuğuyla gezmek istiyor, dünyayı gezmek istiyor vesaire. Orada çok büyük bir ikileme düşüyor. Burada da şey anlıyor işte, adam hala çok saf bir yandan da. O zaman da şey oluyorsun böyle, adam uyuşturucu satıyor ama bir yandan da saf. Ve yönetmen şey ikileminde çok bırakmış işte. Yani bir şekilde ona böyle acıyamıyorsun. Adam bir yandan da kötü aslında yani. Bu ikilem beni biraz gerdi filmi izlerken. Böyle sonda böyle bir oturdu içime yani. Lan herif. Yani gerizekalı mısın, akıllı mısın, saf mısın, tuhaf mısın? Çok da iyi oynamış. O şeyi de veriyor yani. Mesela şeyde de çok duygulandım abi. Evi soymaya gidiyorlar. Diyor ki adam köpeği buzluğa koydu diyor. Koşarak geri gidiyor falan. Orada böyle gözüm falan doldu ya. Tabii. Ya iyi bir adam olduğu çok belli. İşte şey gibi acaba şey göndermesi mi? Hani biraz o sağa sola satışan Simon muydu karakterin ismi? Ha, o herif Simon. Böyle mahallenin uyuz köpeği gibi. Tabii her şey i̇şte hatta sahibi. Esnaf falan kendi arası şey diyor, bunu öldürttürelim falan diyor. Hani böyle mahallede sinirli köpek oldum hemen belediyeyi çağıralım, zehirlesinlere gelir ya böyle. O da böyle yani tuhaf bir şekilde herif acaba köpeklere karşı duyduğu bağı o adama karşı da mı duyuyor? Yani bir noktada da bak olabilir. Adamı öldürmeye o da karar veriyor. Ama hani ama şey annesi var falan. O da insan B'ye falan geliyor galiba. O da evet, evet. Yani herifin aşırı insaflı olmasından ötürü mü adama bu kadar müsamaha gösteriyor diyorsun? Aşırı insaflı olmasının yanında öyle mübarek bir herif de değil işte bir yandan. Kokain de satıyor. Bir şeyler de yapıyor. Yani torbacılık da yapıyor herif yani falan. Tuhaf. Tuhaf bir filmdi yani pek çok açıdan. Ya filmi izlerken yine ben şeyi düşündüm ya. Daha demin de işte geyini yaptık ya. Türk dizileri abi işte. Zenginler var, zenginler var, zenginler var. Şimdi İtalyanların da ekonomik sorunları son dönemde özellikle eskiden de çok iyiydi ama onlar da çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Hani bizde belli diziler dışında ki onlar da işin sadece grafik yönündeler işte. Yok Adana bilmem ne. Ne bileyim sokakta gezen bilmem ne adamı günün sonunda mafyaya girip yine güçleniyor. Zengin babası çıkıyor, zengin dayısı çıkıyor. Biz neden hani bu kadar bu sorunları yaşarken, benzer sıkıntıları yaşarken ki mahalle kültürü bize daha da kuvvetlidir belki de İtalyanlardan. Bu konuları hiç anlatamıyoruz ya. Yani herif oturmuş mis gibi kendi derdini, kendi ülkesinin derdini hem de hiç böyle bir sana pardon sana bunu özendirecek şekilde sunmadan. Abi bak işte sen de eline silah alsan var ya ya yürürsün ha falan. İşte sen de böyle işte ayı gibi kaslan herkesi döv, ha, paralar senin olsun falan. Kesinlikle ve kesinlikle bunun iyi bir şey olduğunu hiç hissettirmeden yaparak bize sunuyor. Biz yine beceremiyoruz yani. Bana o da tuhaf geldi film izlerken. Ben de bir kamerayı açmayı denedim ama olmadı. Yok, bayağı sıkıntımız var oradaki bataryayla alakalı. Ölmemiştir inşallah. Valla tuhaf bir batarya sistemi kullanıyorum bu kamerada. Normal bir batarya kullanmıyorum aslında. Şey sürekli elektrikten feed alan bir batarya. Elektrikten çektim dün bir ayar yaparken. Meğer bir ince ince kendini bitirmiş. Herhalde şarj olması uzun sürecek. Olabilir. Bu akşam haliyle full kamerasızız yani. Kendi gösteren kameranı aç. Ay yok. Allah korusun. Bilmem koyabilirim belki bakayım. Dur bakayım. O da kötü biliyor musun? Aha bak. Geldik. Aa mavi olmuşsun.
Ne kötü her şey. Neyse bizim de programda siyah yok ama mavi var. Merhaba arkadaşlar, Logitech leşliği. Logitech leşliği bu akşam sizlerle. İşte Logitech kalitesi. Brio 4K ama bunu göstereceğimi göstermem kapat, daha iyi. Kapat kapat. Yansın. Şöyle kenardan küçük gözükelim. Sadece buramız gözüksün. Mememi gösterme. Memem beğenmiyorlar beni. Tamam. Ben de şuraya koyayım kendimi. Ayy. Logitech ne kötüsün Logitech ya. Evet. Evet. Var mı ekleyeceğin? Yok ya, Dogma ilginç bir filmdi ama herkese izlemesini tavsiye ediyorum diyebileceğim derecede de ilginç bir film değildi. Peki bu yönetmeni ben merak ettim açıkçası. Diğer filmine bakacağım ilk fırsatta. Gomorra'ya bir bakmak lazım. Aşırı aşırı ödüller almış Cannes'da galiba. Cannes'da bunu merak ettim. Almış, evet. Reality ile beraber. Bu filmde de en iyi erkek oyuncu alıyor. Yine en iyi filme de aday ama en iyi erkek oyuncu alabilmiş. Valla okey. Yani alacağı kadar hak var. Hak etmiş yani. Alacağı kadar var. Yani gerçekten bir süre sonra böyle gerçek hayattan bir kesit izliyormuşsun izlenimine kapılıyorsun. İçinde bulundukları o tuhaf şehir olmasa, Roma'da çekseler mesela filmi sallıyorum. Hiç baya baya olmaz. Belgesel olmuş gibi falan olacak yani. Hiç olmaz yani. Bir o fantastik bir ortam katıyor. Yani şey, başarılı bir film ama hani böyle ne bileyim You Were Never Really Here falan gibi filmlerde izledik ya biz burada. Evet. Oradaki vuruculuk en azından bana geçmedi. Yani biraz da sübjektif bir şey tabii ki bu. Yani yoksa seyirciler arasında izleyip de çok ben şurasına etkilendim diyen de olabilir tabii ki. Ama ben bu seride izlediğimiz diğer filmler kadar da yüksek bir yere koymadım kafamda açıkçası. O vuruculuk niye geçmiyor? Belki de şundan olabilir. Filmin zaten baş karakteri çok yıkık ve ondan aslında uzak durmaya çalışıyoruz. Öyle olmaktan korkarsın. Bilmiyorum, belki sen de ortaokul hayatında, lisede yaşamışsın. Ben birkaç kere öyle bullying olay yaşadım. Bayağı sağlam bir iki dayak yemişliğim var. Hmm. Çok tuhaf bir duygu yani. Bu rezil olma duygusu falan ortaokulda olmuştu. Birkaç ay kendime gelemedim yani. Şimdi öyle olunca ben o adamla zaten bağ kurmak istemiyorum. Kaçıyorum yani oradan. O yüzden onun ben de bana geçmesini istemem. Kimse istemez. Biraz oradan bence farklı bir yola gitmiş yönetmen. Farklı bir hissiyat yaratmaya çalışmış. Belki de harbiden o adamla hiç bağ kurmamamızı da istemiş olabilir. Olabilir, çünkü adam en nihayetinde gidip kendisine bu kadar kötülük etmiş herifi öldürünce bir rahatlık duygusu sana da gelmiyor seyirci olarak. Yani. Aslında oyuncuya da gelmiyor şey yani. Karaktere de gelmiyor. Daha da boktan bir hali. Gidip hatta herifi de yakıyor kurtulayım diye. Sonra da gidiyor tekrar milletin arasına karışmaya çalışıyor. Ama millet bakmıyor. Orada da çok ilginç. Millet hiç çekmiyor. Herif bunun sırtında kalıyor. Yani böyle şey gibi hani o sonunda bir güzel bir şey yapmış gibi hissettim ben yönetmen. Şey gibi oluyor. Orası yani, biraz fantastik gibi olmuş zaten. Evet, hani yediği bok adamın sırtında kalıyor. Toplum aslında onu görmüyor. Yani toplum görmek istediğini görüyor gibi bir mesaj aldım oradan küçük ama dediğim gibi bence biraz da şeydi. Ben bu hikayeyi ortaya koyuyorum. Hani alan istediğini alsın. Ben çok bir yere bağlamayacağım yapmış biraz yönetmen. Tabii. Ya güzel bir şey bu var bu arada. Seni ille bir yola sokmuyor yani. Peki öteki filmimiz ise? Öteki film. Bu biraz tuhaf. Bilmiyorum, ben sen daha çok korku seven bir insansın. Ben çok bayılmıyorum ama bu filme ben The Witch filmi. The Witch 2V ile. Aynen. Yönetmeni de Robert Eggers. Bu Robert Eggers da şu kim derseniz yeni Lighthouse. İşte Robert Pattinson'ın oynadığı ve bayağı da üzerine konuşulmuş. Cannes'da da gösterildi. Bayağı tartışma yaratmış film. Onun da yönetmeni. Bu dayının şöyle bir özelliği var. Dayı dedim, bu arada genç bir adam. Production design ve kostüm design tarafından geliyor. Yani adam full yaratıcı. Ha. Görsel olarak da yaratıcı. Sanat olarak da yaratıcı. O yüzden zaten film izlerken şey oldum böyle. Oğlum ne kadar güzel görünüyor her şey. Her şey ne kadar karanlık ve yoğun. Dur ben arkaya bir The Witch görseli açayım bari. Sen anlat abi orada. Bir tane yolla. Yani filmin anlattığı hikaye o kadar bu düz masal bu ara. Zaten kendisi de filmi A Folk Tale diye açıyor. O yüzden tabii gerçek bir öyküden esinlenmiştir demeyecek yüreğe sahip olduğu için kendisini tebrik ediyorum. Değil mi? Yazıyormuş böyle. Aydan'ın yapımcısı, gerçek hikaye, ha. Cadı. Ya o yüzden film görsel olarak çok iyi. Bu arada adamın etkilendiği konuda kendisi de bir İngiliz köyünde ya da İngiltere'de filmdekine benzer mekanlarda yaşayıp çocukluğunda çok fazla cadı hikayesi dinlemiş. O yüzden hani biraz bundan etkilenme de var. Özellikle yani filmin geçtiği dönemde zaten direkt şeye de bağlanıyor. Siyasi bir bakış açısına da bağlanıyor yine. Bunların hepsini harmanlamış abi, almış. Mis gibi böyle bir masal ortaya çıkarmış. Ben görsel olarak çok beğendim ama
Hikaye olarak bunda da ben çok etkilenmedim. Bilmiyorum sen ne hissettin? Ben bu filmi daha mesela ya Dogman ile kıyaslarsak bu filmi daha beğendim. Bu film Hereditary ile genelde çok anılıyor. Bir Hereditary kadar iyi kesinlikle değil. Değil ama o tat var evet. Yani daha saf bir korku. Evet evet yani korku filmi olmaya çabalamadan ortaya korkunç bir şey çıkarabilen filmlerden. O çok hoş. Rosemary's Baby izledik geçenlerde Ceren'de. Hmm, çok güzeldir yani. Yani o da mesela öyle bir film ya. Yönetmen işte, uyuzum ama. Yani o oradan işte onu örnek verebilirim. Yani aslında mesela Rosemary's Baby de korku filmi olmaya çalışmadan çok tatsız bir olayı anlatan bir film. Yani Witch biraz... Yani şöyle söyleyeyim. Müthiş bir esere kadar yükselmiyor. Sanki müthiş bir esere kadar yükselmemesinin arkasında... belki de senaryoda, belki de yönetmenin yeterince cesur olmaması ya da böyle low tone tutmak istemesi var. Yani böyle bazı bir noktada artık yükselsin konu diye bekliyorsun. Evet. Yeterince yükselmiyor tümüyle. Bu biraz oyunculuktan da kaynaklanmış gibi geldi bana. Oyuncular böyle çok iyi oyuncular. Bu arada hepsi, bu arada Game of Thrones'tan zaten iki tanesi. Bizim abiyle karısı. İkisi de Game of Thrones'tan. Başroldeki tanıdık geldi. Kim o? O şey, Dagmar şeyden. Jon Stark. Yok yok şeylerden. Robert Pattinson. Bizim denizci dayılardan. David Baratheon. Değil değil. Denizci dayıları bilmiyorum ki ben. Ya adını unuttum. Ben Game of Thrones'dan tanımıyorum çünkü adamı, onu söyleyeyim. Theon'un tayfadan, öyle diyeyim sana. Okey, ben herifi Game of Thrones'dan tanımıyorum. Orada var. Şeyde Lisa Erin oynuyordu, karısı da. O da vadide bizim bir tane çocuk vardı ya, böyle kötü çocuk. Evet, onu evet, emziriyordu. Evet, Memik abla. Aynen. Memik abla. Greyjoy'lar ya. Of, ağzınızı seveyim. Memik ablayı hatırladım. Başroldeki kız da bir tane kız. Kız şeyde izledik onu. Split'te izledik bundan önce. Orada mı vardı? Split'i. Yok, izlemedim. Split'te oynuyor. İzlemedim. Kız bence çok başarılı bir oyuncu. Kız iyiydi de işte ben büyükleri beğenmedim. Bence iyiydi hepsi. Yani baba kafa gitmiş zaten. Allah din peygamber, ben hepinizden daha iyi Müslümanım, daha iyi Hristiyanım deyip köyden atılıyorlar. Adam bir gaza gelmiş. Ya şey, atmosferi çok iyi filmde. Harbiden yokluğun ortasında kurmuşum bir ev. İngiltere'den gelmişler falan, böyle kadın artık eve dönmek istiyorum diyor. İngiltere'yi falan kastediyor. O yalnızlık hissi çok insan üstüne geliyor. Zaten onun nedeni de çok kuvvetli bu arada. İşte siyasi din, gerçek din kapışması gibi bir şey yani. Tabii. Yani zaten şey çok ilginç. Fantastik bir şey yaşanmıyor filmde çok uzun bir süre. Orada işte sen şeyi şüphesine düşüyorsun. Lan hakikaten ne oldu acaba? Şüphesine düşüyorsun. O şüpheye düşmene izin vermiyor yönetmen. Ben bunu biraz hatalı buldum, onu söyleyeyim. Yani filmin başında çocuk kaçırıldıktan sonra işte bir kadının çocuğu kurban ettiğini görüyorsun. Sonrasında ormana giden çocuğu kurban da etmiyor, sarımsak gibi eziyor lan. İşte artık evet. Yani kurban ediyor. Kurban etmek var. Yani sen bir şey. Ben zannetmiyorum ki şeytan orada şey desin. Bu ne kardeşim? Bunu ezmişsin be. Bunu yağda kavuracaksın böyle, biraz sarımsağı ezeceksin. Soğan kes karı falan. O da kurban, o da kurban yani. Neyse. Onu diyordum. Bence yönetmenin bir hatası, tercih tabii ama hem kadının bebeği kurban ettiğini hem de sonrasında ormanda çocuğun bir güzel kadın tarafından kandırılıp öpüldüğünü falan göstermesi bence bir hata olmuş. Çünkü onları göstermesen biz şeyden endişeleneceğiz. Ay ulan gerçekten bizim kız mı cadı? Evet. Acaba gerçekten o ikiz mi cadı? Acaba gerçekten inek şeyde mi, keçide mi cadılık var? Şey konusuna geliyor işte biraz. Hitchcock'un koyduğu bomba muhabbetine geliyor. Masanın altındaki bombayı biz bilelim ama görmeyelim. Hmm. Onlar da görmesin. Onlar görünce tadı kaçıyor konunun. Tabii. Yani aksine sanki kötü adamın kampın dışından birisi olduğunu hemen bize söylemiş oluyorsun. Bu sefer ben kampın içindekilerden şüphelenemiyorum. Çünkü göstermesen ormanda böyle bir varlık olduğunu, ben diyeceğim ki bak annesi yapıyor, kesin annesi ha filan diyeceğim. Veyahut da lan bak küçük kızda bir numara var filan diyeceğim. Ama kampın dışında bir varlığın bunları kötüle gittiğini görünce haliyle diyorum ki okey. Yani keşke birbirimizi okay, yemeseniz çünkü adam var dışarıda. İşte bak ben o yüzden oyunculuklara biraz değindim. Oyuncular hadi adam yine kurtarıyor, sesiyle falan kurtarıyor da kadının genelde gerildiği şeyler hiç etkileyici değil ve hep direkt şeye gidiyor. İşte kız yaptı bilmem ne. Tabi bu biraz senaryo da ilgili. Yani ona yazılan diyaloglara da ilgili de
kadın o şeyi, etkileyiciliği, onun neden etkilendiğini ya da işte onun psikolojisinin bozulduğunu bence çok veremiyor. Devamlı ağlıyor, bir şeyler yapıyor. Adam biraz daha veriyor bunu. Okey. Kız da zaten aslında kızın da psikolojisi bozuluyor. Çünkü kızı satmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Yani burada da ama direkt... o zaman öyleymiş abi. Abi öyle de işte konunun çıkış noktası biraz oraya kayıyor ondan sonra. Hani tam net böyle hayvan gibi feminist bakış açısı falan diyemeyiz ama dönemin şartları içerisinde oraya da sokmuş yani yönetmen eleştirisini. Zaten çocuğun ormana gitme nedeni de ben eleştiri olduğunu çok düşünmüyorum. Yani. Kızı satmaya çalışıyorlar. Kızı satılmak istemiyor. Bu çok. Hani... Ama çocuk gidiyor onun satılmaması için. Çocuğu ormana götüren neden o mesela? Bence güzel bir neden var burada. İyi bağlamış orayı. Ya çocuk kız üzülmesin ama işte babası aslında çoktan kurt avlamış da onun şeyini satmış da paraları varmış ya meğer. Varmış ama çocuk bilmiyor bunu bir yandan da. Ama çocuk da tabii bir yandan da ergen kızın memesine falan bakıyor yani. O da bir kardeşi tuhaf. Lan. İşte kardeşi yani. Memesine bakıyor mu ben onu görmedim. Bakıyor bakıyor. Ha uyurken bakıyordu bir ara. Ha. Ya evet onlar tuhaf detaylar gerçekten. Ama olur öyle abla kardeş arasında falan gibi. Michael Jackson beni andırıyor. Evet ben gidiyorum. Tancan devam edecek bundan sonrasında. Evet bundan sonrasında yola kayyumlarla, taşlarla, sopalarla devam edeceğiz. Hoşçakalın. Neyse ben tek çocuğum bilmem böyle işlerden. Neyse şaka bir yana yani o şey nasıl söyleyeyim yani kız da bir dua ederken hani yani şey tuhaflarına detayına değinmiş evet hani bu çocuklar artık böyle şey oluyorlar ufak ufak bedensel ne o temas dönemleri başlıyor falan ama bak falan. Orada şey haklı yine kapalı ama bir komün bağlamıyor yani. Bağlamıyor ama onun nedenini aslında anlatıyor şehirden uzak kapalı komün bu çocuk da ergen yani evet belki öyle bir eyleme çevirmeyecek ama hormonunu tanımıyor bilmiyor bu da öğretilmiyor zaten dini konseptlerde en büyük sorun budur ya. Bizim ülkemizde de çok yaşanır yani. Sen kesinlikle cinsellik çok kötü bir şey olduğu için yaşama şansın yok. Üzerine de ayıplanıyorsun, günahkar oluyorsun. Kız yaşasa zaten kesip parçalayacaklar. O yüzden hani o yüzden yönetmen bunların hepsini çok iyi bağlamış. Hani film yine orada grafik bir konuya girip saçmalayabilirmiş, yapmamış yani. Ya işte temiz. Ben bütün bunların ışığında adamın bize ormanda harbiden bir cadı olduğunu göstermesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz işte çocukta bir tuhaf haller var. Kız zaten artık yaşı gelmiş. Anne kafa yemiş. Baba zaten din kitap diye kafa yemiş. Yani bu kadar tuhaf psikolojilerdeki insanlarla dolu bir kamp varken kampın dışında kötü bir şey olduğunu gösterdiğinde kamptaki herkesten şüphelenmeyi bırakıyoruz biz evet, otomatik. Işte o gerginliği o şüphenin de dozunu arttıramıyorsun. Yok bir yerde çocuklara bir şey oluyor. Yoksa şeyde doz güzel artıyor bence heyecan dozu. Çocuk böyle diriliyor gibi oluyor da ağzından elma çıkıyor. Küçük çocuklar bağırıyor bir şeyler oluyor ortalık. Çocuklar yere düşüyor falan orada çıldırıyorlar. Böyle. Evet evet. Yani orada biz bilmesek ki kampın dışında bir tane varlık var. Şey olacağız böyle abi tamam bunların hepsi cadı falan çıkacak herhalde. Herkes delirdi burada şey, falan bir sıkıntı var. Aksine akşam yine Memik abla gelip micik micik diye oradan keçiye yürüyor. Şimdi keçe emciri. Yani ben aileden mi korkayım, cadıdan mı korkayım? Çünkü cadı da çok korkutucu. Cadı arada uğrayıp 5 dakika keçe emikleyip gidiyor. Cadıdan çok korkmuyorum aslında. Aileden de korkasım gelmiyor. Çünkü cadının kötülük ettiğini biliyorum aslında. Ya yani böyle sonunda da hadi sen de cadıymışsın falan gibi uçup gidiyor. Daha iyi olma şansı varken daha iyi olmamış bir film bence bu ama iyi bir film. Beni etkilemeyen noktalar işte anlattım. İyi film olması. Bu arada görsel olarak çok iyi film. Bunu tekrar ha bir edeyim. De bir sıkıntı var. Filmde siyahi yok. Ha evet. O dönem için yok. En azından bir... Aa var siyah keçi var. Aa ama o da şeytan gibi gösteriliyor. Şeytan. Olmadı. 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 Beni mutlu eden, filmin beğenmeme rağmen mutlu eden şeyi söyleyecektim aslında. Kızın aslında işte o hani feminist bakış açısı diyorum ya kızın ne her durumda o cadı tarafından kızın kurtarılması oldu aslında. Ya yani bir şekilde kurtarıldı. Tabii. Yani hayvanları yönlendirdi, o keçi gitti babasını öldürdü. Kurtarıldı gitti bir de punk grubuna katıldı. Aa, sabahlara aynen. Kadar dans edip içki içiyorlar ha. Mis gibi oğlum. Kız hayatını yaşıyor. Ben olsam direkt cadı olurum lan hiç düşünmem yani. Ben de filmin sonunda onu dedim. Lan dedim kız bütün film sıkıldı. Yok oturuyor yok Tanrı'ya diyor ki aman yandık bittik şöyle kötüyüz. Yok babası diyor seni satacağım bilmem ne falan. En son cadı oluyor, ferahlıyor valla. Soyunuyor, dans ediyor mis gibi. Mis gibi oğlum. Yüksel. Tertemiz. Bir de şeye güzel vermiş. Şarkı filmde. Var biliyorsun. Girl just wanna have fun diye. aynı bu konuyu anlatıyor. Vallahi bak sözlerine bak. Kim söyledi bilmiyorum. Bir tane kadın var bu şarkıyla. Yani, Bonnie yok Bonnie değil. Hiç bilmiyorum ki ben. Neyse yani biliyor tam musun? Tam şey. Girl just wanna have fun'la bitiyor filmin sonu. Ben olsam
O kızın ormanda çıplak bir şekilde yükseldiği kısmı, onun müziğini koyarım böyle. Filmin tuhaf bir sonu olur yani. Girl just wanna have fun. Şeyi güzel veriyor bir de. O dönemin yine cahilliği tabii. Bir yandan da hani bilimden zaten çok uzak bir dönem. İşte keçiden kan çıkıyor. Şeyler bozuluyor. Ekinler bozuluyor. Hmm. İşte çocuk hasta oluyor falan. Hepsi bunların şey witchcraft'a bağlanıyor. Çünkü neden? Kesinlikle doğal bir şey olamaz. Hastalık olamaz. Ama cadı burada çıkıyor işte sonra. Ya çıkıyor da işte. Bunları yapan cadı değil aslında. Cadı olmasa da bunlar olacak. Olur mu, cadı yapıyormuş işte. Hayır, yapıyor da. Olmasa da olacak şeyler abi. Keçi hasta olabilir. Ekinler ya bozulabilir. Anlatabildim mi? Ya o dönemin bakış açısındaki gerizekalılığı da veriyor film bir yandan. Ama işte ne yazık ki veremiyor. Çünkü hakikaten cadı çıkıyor. Aslında o zamanın bakış açısı çok da kolaykçı olmuyor yani. İşte bu yüzden ben beğenmiyorum zaten. Yani film daha doğal olsaymış, bak cadıyı göstermese ben de beğenirim. Aynen. Çünkü cadıyı göstermese şey olacak. Lan sen de ne şey adammışsın be. İki dakika keçiden kan geldi, hemen cadı zannediyorsun. Keçiden kan diyorsun. Sonra akşamları akşamları cadı emikliyormuş. Keçi tadı kalmıyor. Yani şey gibi. Diyorum ya yani, filmin fazlası var gerçekten. Yani filmi ver bana, editingde bir 4 dakikasını keseyim, daha etkileyici film yaparım. Bu arada bak şey diye hissediliyor dedim ya, adam görsellik üzerine çok yoğunlaşmış. Kısa filmleri var. Kısa filmde de hep masal anlatıyor. Hansel ve Gretel siyah beyaz tamamen sessiz film olarak yaptığı bir kısa film var. Bulamadım bu arada, filmi izleyemedim. Yok yani o internetlerde. Bulan olursa baksın. Çok merak ettim çünkü sessiz film yapıp buna geçmesi biraz... Diyalog yazmada, senaryodaki o işte diyaloglu kısımlarda biraz sorun yaşamış gibi geldi bana. Adam görsel olarak çok iyi. Bence bayağı iyi yani. Işık kullanımı, mekan, sanat uçurmuş gitmiş. Ama dediğin gibi senaryo böyle bir kötü başı oynuyor. Diyalogların da görsellik olarak yani. Dogman, Witch'e 45-50 basar bu arada. O kadar basar. Yok yok. Basar basar. Witch'in çok iyi abi. Yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Vallahi. Dogman'de o adamın dükkanın önünde durup da deniz manzarasına baktığı sahneler falan çok iyi. Ama Dogman'de lokasyonu çok iyi seçmişler. Dogman ama lokasyon avantajı var evet, canım. O lokasyon konuşuyor. Başka bir yani avantaj var orada. Lokasyon böyle abi o... Bunda da şeyi düşün, adamın masada ışığı vermiş işte, arkadan böyle İsa gibi elini kaldırıyor çocuklar yanında falan. Çok güzel sahneydi o da yani. Ormana baktıkları, tapındıkları sahne falan. Bir yandan ormana tapıyor gibi gözüküyorlar ama değil falan. Ama son zamanlarda korku filmlerinde bu kadar iyi görsellik çok sık görüyorum ben. Giderek artıyor. Şeyi sen izledin mi mesela? Netflix'teki şu The Hill on the Haunted of the House of yok, the Night of ya the Dark. Dark House. Ha. Of, onu bir izlesene, bir ara konuşalım. İzleyeyim, tamam. Sen tamam. Full izledin mi? Evet. Tamam, izlerim o zaman. Onu konuşalım tamam bir. Okay. Bir de şimdi arkadaşlar sıradaki konumuz Doom Patrol. Doom Patrol'u çok beğendim. Çok iyi olmuş. Özellikle 3. bölümde ortaya çıkan karakter çok iyi. 4 nasıl? 6. bölüme kadar çok hızlı koşuyor. 7. bölüm çok yükseliyor. Sonra hep yükseliyor. 15 ama inanılmaz. 15 aşırı iyi. 22. bölüm civarı zirve yapıyor. 28'de zaten arkadaşlar Tom Petrol'ü izlemedik. Oğlum 15 bölüm çokmuş ya, ben evet, izleyemedim. Evet. Bu hafta Doom Patrol izleyeceğiz demiştik size. Sonra izlemedik. Hiçbir şekilde yetişmedi. Üşendik. Ama bir ara izleyip konuşacağız valla. Haftaya olsun hadi o da. Haftaya sen yoksun. İşte haftaya, bir sonraki bölümde yani. Bir sonraki yani. Hafta. Hmm. Yani bir sonraki bölümde okey. Bir sonraki bölümde olsun. Filmleri de seçelim o zaman. Hadi ne bir sonraki filmlerimiz? Dur bak, bir tane güzel film. Bir sonrakine Godzilla'yı bir konuşalım zaten. Godzilla'ya gideceğiz. Onu at kenara. Tamam. Diyelim Memories of Murder abi. Tamam. Yine Asyalılara gidiyoruz. Canavar film. Dur. Memories of Murder, Godzilla. Doom yani... Patrol'ü de buradan şöylece analım. Evet. Doom Patrol'ü de bitiririz, patrolcüler. Evet, Doom Patrol konuşacağız arkadaşlar. İki hafta sonra bir sonraki bölümümüz. Gelecek hafta yatay bakış yok çünkü ben E3'teyim. Amerika ondan sonra Gojira bakıyoruz. Bir de Memories of Murder. Evet. Tamam. Gojira ne? Godzilla grup işte. Ha, Gojira Fransız grup da ona gitti. Yo, Japoncası Godzilla'nın orijinal ismi Gojira. Oğlum ben de Gojira. Gojira. Gojira sana. Oo. Tabii öyle hemen gazlara geliyorlar. Evet sevgili arkadaşlar, bu son haftalık Gojira yatay bakıştan bu kadar. Pilsiz milsiz yine iyi geldik. Fena değiliz. İnşallah aynen haftaya kadar kamerayı düzeltirsek ya da 2 hafta sonraya kadar. Bakacağız bu olaylara. Öpüyoruz sizi. Şu kendinize... an acayip şeyler yapıyoruz. Mesela ben çıplağım şu anda. Ha, evet, çıplak olduğumuz için bu hafta kamera açmadık. Evet. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hadi görüşürüz. Görüşüyoruz. Hoşça kalın. İyi bayramlar. Bayram.